Merhaba, ben Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 3. sınıf öğrencisi Merve Alagöz. Grup arkadaşlarım Miray Mengil, Hasan Hüseyin Dilmen, Aleyna Sıla 3. İbrahim Çolpan ve Simge Sezen ile birlikte uygulamalı araştırma ders kapsamında Doçent Doktor Gökhan Topçu danışmanlığıyla yürütmüş olduğumuz 6 Şubat Kahramanmaraş depremini yaşayan Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin travma sonrası stres ve geleceğe karşı umutsuzluk düzeylerini ölçmek adlı çalışmamızı, tezimizi sizlerle paylaşmak için buradayım. Öncelikle neden bu konuyu seçtiğimize değinecek olursam, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi gibi büyük bir doğal afet toplum üzerinde derin etkiler bırakmaktadır. Bu tür olayların toplumda yarattığı psikolojik ve duygusal etkilerini incelemek, gelecekte ortaya çıkacak sorunlara önemli veriler sağlamaktadır. Bizler de ekip arkadaşlarım ve değerli danışan hocamız Gökhan Topçu aracılığıyla hedef kitle olarak Hacettepe Üniversitesi öğrencilerini baz alarak çalışmalarımızı yürüttük. Hazırlamış olduğumuz tezimizin amacı 6 Şubat Kahramanmaraş depremini yaşamış Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin travma sonrası stres ve geleceğe karşı umutsuzluk düzeylerinin incelenmesidir. Öğrencilerin ruh sağlığı ve geleceğe karşı bakış açılarını anlamak hedeflenmiştir. Araştırmamızın alt soruları kapsamında, alt başlıkları arasında ilk olarak depremi deneyimleyen Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin geleceğe karşı bakış açıları nasıldır? İkinci olarak depremi deneyimleyen Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin travma sonrası stres düzeyleri nasıldır? Üçüncü olarak travma sonrası stres düzeyleriyle geleceğe karşı mutsuzluk düzeyleri arasında herhangi bir ilişki var mıdır? Hazırlamış olduğumuz araştırma kapsamında nicel araştırma modeli kullanılmıştır. Evren ve örneklemi baz alacak olursam, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe Kampüsü'nde 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmiş 1, 2 ve 3. 4. sınıf öğrencilerini baz alarak 60 soruluk anket soruları düzenledik. Elde edilen bilgilere göre dini inanca sahip olan ve dini inanca sahip olmayan gruplar arasında istatistiksel anlamda farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Örnek verecek olursam, DISP toplam verisinde dini inanca sahip olmayanlar için ortalama 46.2089, sahip olanlar için ise 45.4392 sayıları bulunmuştur. Ayrıca anava test sonuçlarımıza göre her iki grup açısından da yani dini inanca sahip olanlar ve dini inanca sahip olmayan gruplar arasında farklılıklar olduğu tekrardan tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarımız doğrultusunda 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden 16 ay geçmesine rağmen hala üniversitemizde depremzede öğrencilerin yüksek düzeyde stres yaşadıklarını ve bu stresin kız öğrencilerimiz üzerinde daha belirgin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca cinsiyet ve travma düzeylerine bağlı olarak stres düzeylerinin değiştiği, depremi doğrudan hissedenlerin ve yakınlarını kaybeden kişilerin stres ve travma düzeylerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Umut ve iyi oluşun, deprem sonrası travmayı azaltmada etkili oldu. Bunun yanı sıra araştırmacılar pozitif kaynakların kullanılmasına yönelik müdahale planlarının geliştirilmesine, farklı yaş gruplarını da kapsayacak eğitim programlarının düzenlenmesini amaçlatmaktadır. Test süresi boyunca emeği geçen arkadaşlarıma, değerli saygıdeğer Doçent Doktor Gökhan Topçu'ya teşekkürlerimi arz ederim.